Mahkemeye giderken buz gibiydim. Beynim durmuştu sanki. Tüm duygularım taşlaşmış, son umutlarıma kara bulutlar çökmüştü. Ağlayamayacak kadar bomboştum. Her şey bitmişti artık. Yorgundum. Ölümü özleyecek kadar yorgun ve kırık. Karar günüydü. Mahkemede her şey aleyhime yürümüştü. Olaylar, şahitler, dostlarım, en sevdiklerim bile savcı karşısında beni ipe götürecek laflar etmişlerdi. Yargıcın her sorgusu, mezarıma bir kazma darbesi, verilen her cevap beni dar ağacına yaklaştıran ölüm adımı olmuştu. Yargıç hakkında idam kararı verirse hiç şaşmayacaktım. Katil! Bu ithamı başkalarının ağzından duymaktan çok, Leyla'nın bakışlarında görmek kahretti beni. Dondurucu bir uzaklıktı bu. Gözlerim onun suçlayıcı bakışlarına değdiğinde, ölümün parmaklarına dokunmuşçasına ürpermiştim. Halbuki bir zamanlar birbirimize baktığımızda içimizde güller açılırdı. Her şey bir bahar sabahı başlamıştı. Bir beste üzerinde çalışıyordum. Telefon çaldı. Telefon eden hocamdı. Alo? Oo, buyurun, emriniz hocam. Sevgili Murat evladım. Nasılsın bakalım? Hürmetler hocam, bu ne şeref? Paşarı bir öğrencim var. Derse gelecek ama hastayım. Bir süre benim yerime sen ders verirsen... Tabii, memnuniyetle hocam. Senin gibi Türk müziğinde devrim yapmış bir büyük bestekarı... ...böyle küçücük bir işe çağırmak yersiz ama. Birazcık başarı kazandımsa sizin eseriniz sayılır hocam. Size hizmet etmek benim için zevktir. Kaçta emrediyorsunuz? Bizim afacan tam 5'te gelir. Hiç merak etmeyin, tam saat 5'te. Leyla, saat 5 sen hala buradasın. O saat 10 dakika ileri baba. Hocanın yeri en azından yarım saatlik ya. Benim gibi şoförün altında... ...yollar kısalır babacığım, bilmiyor musunuz? Git, git ama hızlı gitme. Korkma amcacığım, hıza alışığımdır. Gençlik ne yaparsın? Trafik imtihanına amcanızla mı gittinizdi? Hayır, teyzemle. Öyleyse bir daha yol kavşaklarında dikkatli olun. Karşınıza her zaman benim kadar usta şoför çıkmayabilir. O zaman da tampon yerine Azrail'e çarparsınız. Azrail'in de gözleri sizin kadar güzelse fark etmez. Özür dileyeceğinizi alay ediyorsunuz bir de. Özür yerine size bir sual sormak istiyorum hanımefendi. Evet, buyurun. Ehliyetiniz var mı? Tabii var beyefendi. Güzel, öyleyse onu kaynatıp suyunu için. Ehliyetiniz var mı beyefendi? Var hanımefendi. Öyleyse çerçeveletip duvara as. Emredersiniz küçük hanım. Ama onun yerine sizin mayolu bir fotoğrafınızı asmayı tercih ederim. Hoş geldin. Nasılsınız aman hocam? Uzak dur, bulaştırmayayım soğuk algınlığımı. Geçmiş olsun hocam. Zarar yok, ben birkaç gün sonra gelirim. Siz iyileşmeye bakın. Yok, 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 yok. O nasıl söz? Dersi bırakmak olur mu hiç? İyi ama siz... Buyur sen içeri. Hasta bile olsam seni derssiz bırakmam. Kendime bir yardımcı buldum. Korkma, dersler hiç aksamayacak. Merak etmiyorum zaten. Hoca konusunda da telaşlanma, çünkü beni aratmayacağına eminim. Tanıştırayım sizi. Bahsettiğim öğrencim Leyla Hanım, genç bestekarlarımızdan Murat Bey. Genç bestekar ve usta bir şoför. En az sizin kadar. Ehliyetinizi kaynatıp suyunu içtiniz mi hanımefendi? Ya siz? Çerçeve yatıp duvara asacaktınız. Hayrola, müzik dersi mi yoksa trafik dersi mi yapacağız? Anlayamadım gitti. Anlamaya da çalışmayın hocam. Malum ya, kavga ile başlayan dostluklar kuvvetli olur derler. Siz ne dersiniz Leyla Hanım? Atasözleri biraz gerçek olduğuna göre, ne diyebilirim ki? Bir atasözü de ben söyleyeyim bari.
Vakit nakittir çocuklar. Haklısınız hocam. Buyurun Leyla Hanım. Kadere pek inanmazdım. Ama o günkü rastlantı şaşırtmıştı beni. Belki de asıl şaşırtan Leyla'nın alışılmadık duru güzelliğiydi. Ders yaparken aklım notalardan çok ondaydı. Arabama çarpacağım, içimden küfretmek gelmişti ama sonradan onunla yan yana olmaktan büyük bir mutluluk duymuştum. Kime niye, kime kısmetti. Çilli bir afacana rastlayacağımı sanarken kalbimi titreten sarışın bir fırtına çıkmıştı karşıma. Kadınlara karşı çekingendi. Fazla yüz vermez, inanmazdım hiçbirine. Ama Leyla bir başkaydı. Nedense daha ilk anda benim olacakmış gibi bir duygu kaplamıştı için. Demek yeni hocanızdan memnunsunuz Leyla Hanım. Eskisi 70'likti, yenisi korkarım 100 yaşındadır. Yaşı belli değil Kemal. 25 de olabilir, 100'ü aşkında. Cevap mı verdin, yoksa bilmece mi sordun? Bir genç kız dersten şikayet etmiyorsa hocası çok hoş demektir. Benim bildiğim bu. Nasıl Leyla kızım, doğru bildin mi? Evet bildiniz. Ve müesseseniz bu üstün bilginiz karşılığında 3'lük diş macunu hediye ediyor. Hadi bakalım. Her kaçamak cevapta bir gerçek vardır. Sen ne dersen de yeni müzik hocasının son derece yakışıklı olduğunu iddia edebilirim. Bu konuyla neden ilgilendin bu kadar? Sana ilgi gösteren erkekleri ayartmak Sema'nın eski hastalığıdır, bilirsin. Ayartmak değil, çalmak. Beni hırsızlıkla mı suçluyorsun Leyla? Yaptığına başka kelime bulabilirsen onu söyleyeyim. Sevgili abisini korumak için sana olan sonsuz aşkımı bildiğinden yaklaşmaya çalışan her erkeği yok eder. Beni dişi örümcek yapıp çıktın Kemal. Her gerçek dişi erkeğini yiyen bir örümcektir. Bu bir övgü Sema, kızma. Onu Leyla'ya anlat. Erkek meselesi girdi mi araya bir tuhaflaşıyor. Size öyle geliyor. Hem bilirsiniz şimdiye kadar hiçbir zaman mesele etmedim kendime erkekleri. Dilerim hayatım boyunca etmez bana kalırsın. Aman Kemal, gene başladın aynı tatsızlıklara. Yeni hocayı duydu ya, kıskandı. Etrafında dolaşan her erkek onu tedirgin ediyor. Yanından erkek sinek geçse düşman oluyorum. Ama neden? Güzelliğin gözlerimi başka kızlara karşı kör ettiği için. Beni ne zaman kardeş gibi göreceksin? Sanırım hiçbir zaman. Ama her zaman beni seveceğin günü sabırla bekleyeceğim. Sen benim kardeşim sayılırsın Kemal. Abim sayılırsın. Birlikte büyüdük, birlikte oynadık, birlikte koşup güldük. Bu kardeşlik hiçbir zaman değişmez. Sabrını boşuna ziyan etme. Kardeş, 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 kardeş! Bıktım usandım artık bu kelimelerden! Nefret ediyorum! Başlamayalım gene. Bunlar böyledir. 5 yaşından beri bıkmadılar kavga etmekten. Bizimki dostluk kavgası baba. Leyla ile meselemizi halletmeye çalışıyorum, o hırçınlaşıyor. Hırçınlaşan, bağırıp çağıran sensin. Çünkü kaybeden abim de ondan. Oo, daldık çeneye, geciktim. Bana müsaade. Mühendis yerine müzisyen olmadığıma pişmanım. Sevgili öğretmeninin yerinde olmayı isterdim. O zaman saçmalamazdım böyle. Geç kalma sakın, akşam kulüpte davetim var, unutma. Biliyorum, hoşça kalın. Kolumu şoförlüğümdeki ustalığıma borçluyum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yoksa gene mi kaza yaptınız? Her şoför sizin kadar usta değil. Ehliyetinin suyunu içmemiştir de ondan. Kolum değil de arabanın çamurluğuna üzüldüm. Arabasız kalacağım bir hafta kadar. Öyleyse şoförlüğünüzü ben yapayım müsaadenizle. Arabam ve ben emrinize amadeyiz. Bu şansı neye borçluyum? Bana müziği sevdirmenize. Çalışamadığınıza göre gidelim isterseniz. Nasıl isterseniz, buyurun. Sabah kızmıştım arabama çarpacak olan aptala. Ama şimdi görsem teşekkür ederim. Sizi bana ders vermekten kurtardığı için mi? Size daha yakın olma fırsatını verdiği için. Anlaşılan bir daha sefere kulağıma pamuk tıkayarak gelmem lazım. Sesim kulaklarınızı tırmalayacak kadar kötüyse susmasını da bilirim.
Sadece iltifatlarınız tehlikeli onun için. İnsanın inanacağı geliyor. Bana inanmak neden korkutuyor sizi? İnanmak yakınlaşmanın tek kapısıdır da onda. Demek benden uzaklaşmak istiyorsunuz. Evet. Sebep? Siz benden uzaklaştığınızda ardınızda gözü yaşlı bir kız bırakmayın diye. Peki ya ben hep yanınızda kalmak istiyorsam? Modern bir kızım ama bazı konularda çok tecrübesizim. Hele romantik ilişkilerde. Siz yalnız başıma çıktığım ilk erkeksiniz. Siz de tekrar tekrar çıkmak istediğim ilk kızsınız. Başkalarıyla ilk dolaşmamız son buluşmamız oldu hep. Demek kızlara ikinci kere tahammül edemeyecek kadar şıp sevgisiniz. Kadınını bulamamış bir talihsizim. Haftada yüzlerce aşk mektubu alıyorsunuz. Bu mu talihsizlik? Ben tek kişiden tek mektup gelsin isterdim. Aa, kimmiş bu talihli? Bilmem, siz bulun. Hayır, hem yormayın beni. Aa, az daha unutuyordum. Sema'ya hediye alacaktım. Akşama doğum günü de. Kimmiş bu Sema? Çocukluk arkadaşımdır. Ama arkadaşlıktan filan öteyizdir. Köşklerimiz aynı bahçe içerisinde. Doktor amcamın kızı. Bir de abisi var, Kemal. Kavga gürültü hep birlikte büyüdük. Akraba gibiyizdir. İsterseniz siz de gelin. Bilmem, rahatsız etmeyeyim. Bilakis çok sevinir Sema. Kemal için aynı şeyleri söyleyemem. Ama Sema yakışıklı erkeklere bayılır. Hele sanatçı, hele hele meşhur biri ise sizin gibi. Oh, rica ederim. Leyla'nın öğretmenini çok beğendim. Benim nefret ettiğim kadar çok değildir herhalde. Bak Sema, şu herifi Leyla'dan çalarsan sana istediğin hediyeyi alırım. Ben bu işi bedava yaparım. Oh, bir hediyeyi ilk defa reddediyorsun. Çünkü bir erkeği ilk defa bu kadar beğendim. Sizinkilerin gözleri bizde. Herhalde akılları da. Aslında sizi çağırmamalıydım buraya. Demek pişmansınız. Evet. Gecenizin tadını kaçırdımsa derhal gidebilirim. Pişmanlığım gecenin tadı değil, sizi kaçırmaları korkusundan. Sema fena bakıyor size. Abisi de size. Yalnız Sema her baktığını elde eder. Buyurun oturalım. Bugün ilk defa kıskandım seni Leyla, ilk defa yerinde olmak istedim. Ben de yerimi sizinle değişmek isterdim. Doğum günümün hediyesini istiyorum senden. Sana layık değil ama çam sakızı çoban armağanı. Öğretmeninle bir dansta ben edersem armağanların en değerlisini vermiş olursun. Rica ederim Sema, Murat Bey'in bileceği bir şey bu. Murat Bey, bu gecem de beni dansınızdan mahrum etmezsiniz sanırım. Rica ederim. Murat'la dans ederken çok mutluydun Leyla. Mutsuz olmam mı istiyordun? O mutluluğu benim kollarımda duymanı isterdim. Hatta daha çoğunu. Mutlulukların en büyüğünü vermek isterdim sana. Bazı şeyler istemekle olmaz Kemal. Ama bilirsin, ben istediğini yapan insanlardanım. Her düşündüğümü başardım. Kolej, ana dili gibi İngilizce, Fransızca, birincilikle mühendislik diploması. Ama ben diploma değilim ki Kemal. Sen beni çıldırtmak için dünyaya gelmiş bir inatçısın. Birden coştum bu gece. Eskiden de saçmalardın arada bir. Ama bu akşam bir başka oldun. Çünkü ilk defa kıskandım. Çünkü bu akşam bir erkekle ilk defa ilgilendiğini gördüm. Herhalde rahibe olacak değilim. Murat Bey iyi bir insan, dürüst, hoş. Ve de yakışıklı. Ve de kardeşimin kollarında pek memnun görünüyor. Bu gece bitmesini istiyorum. En güzel, en delice geçsin istiyorum. Buradan plaja gidelim. Hı? Günün doğuşunu seyretmek çok güzel olur. Birlikte gelirseniz bana en güzel doğum günü hediyesini vermiş olursunuz. Thank you.
Çok güzel. Geldiğimize iyi ettik. Nefis bir gün olacak. Ah, bu manzara Tanrı'nın bana doğum günü hediyesi. Ve de sizin Murat Bey. Teşekkür ederim. Deniz çok sıcak, biliyor musunuz? Hadi çocuklar, denize! Biraz ovayım geçer. Ne var, ne oldu? Ayağım burkuldu. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Dur. Hadi, ne bekliyoruz? Onlar sonra girerler. Bu arada Sema da rakibimi tehlikesiz hale getirir. Saçmalıyorsun Kemal. Sadece kıskanıyorum, o kadar. Boşuna yoruluyorsun, bu sevdadan vazgeçmelisin artık. Sen benim için geçici bir aşk hevesi değil, bir tutkusun Leyla. Her soluğumda seni teneffüs ederken nasıl vazgeçebilirim? Her teklifine binlerce defa hayır dediğimi düşünerek. Milyonlarca defa hayır desen, ağzından çıkacak evet'i bekleyecek kadar sabırlıyım. Ne oldu? Ucuz aşk romanlarındaki aptallar gibi laf etmeye başladın. Haklısın Leyla. Çünkü her hayır deyişin yüreğime saplanan bir hançer oldu. Aptallaştım. Bana yüz vermemen delirtiyor beni. Hazmedemiyorum. Bir gün çıldırırsam sebebi sen olacaksın. Bu yanlış tutumunla belki de bir daha göremeyeceksin beni, ona göre. Seni başkalarının kollarında görmektense kör olmaya, hatta ölmeye bile razıyım. Gezelim mi biraz? Bizi beklemezler mi? Şu anda ikimizden başka bir şey düşünmek istemem. Ya ben düşünürsem? Benim doğum günü hatıra için unutmaya çalışırsın. Oo, emredersiniz Sema Hanım. Hayır, rica ederim Murat Bey. Hatta gerekirse yalvarabilirim de. Sizin kadar şahane bir kadına yakışır mı yalvarmak? Yakışmasa bile siz değersiniz yalvarmaya. Sözlerinizi sevimli bir şaka olarak kabul ediyorum. Maalesef acı bir gerçek. Hiçbirini sektirmedin. Çünkü her nişana bakışımda Murat'ın kalbini görüyorum. Duyan biri de katil sanır seni. Aslında sinek bile öldüremezsin. Ama Leyla ile arama girecek herkesi öldürebilirim. Anlıyor musun, herkesi? Hatta seni bile. Hatta kendimi bile. Hiç bu kadar gülmemiştim. Ben de. Bir günde dünyam değişti. Dün yüzyıllar kadar uzak kaldı. Ben dünü hiç hatırlamıyorum. Ne dünler var, ne daha eskileri. Çünkü gece doğdum ben. Senin kollarında dans ederken. Hey, kime ateş ediyorsun? Murat'a. Şaka etmediğini bilsem sen deliriyorsun abi derdim. Her aşk bir deliliktir zaten. Ele kazanılmamış aşklar. Ama bak, onlar aşkı kahkahalarla yaşıyorlar. Bizim gibi kıskançlıktan kudurarak değil. Atlı karıncaya binelim. Hadi bakalım. Hadi. Rüyadayım sanki, sisler içerisindeyim gibi. Hem mutluyum, hem şaşkın. Ben de. Tek üzüntüm uyanmak. Uyanınca bitmesi her şeyin. Korkma Leyla, her şey yeni başladı. Hiç bitmeyecek kadar yeni. Ben kaçan Leyla, Murat'ı herkesin içinde öpecek. Birden kadınlığı tuttu nedense, bak şu haline. Onu vurmak istemekte haklı değil miydim? Savaşı silahla değil, beyninle kazanmaya çalış. Okullarda, iş hayatında, her yerde başardım. Birinci oldum. Öncü oldum. Ödüller kazandın, gazetelere üstün zekalı diye geçti adın.
Ama bir aşk karşısında alçalıverdi o zeka. Küçülttü beni. Her şeyken hiçliğe itti. Cesur ol. Aklını kullanırsan Leyla'yı da kazanırsın. Sen Murat'a cazibeni kullandın da ne fark etti? Onu vermem Leyla'ya. Vermem, vermem. Korkma Leyla. Her şey yeni başladı da. Hiç bitmeyecek kadar yeni. Dünü hiç hatırlamıyorum. Ne dünler var ne de eskileri. Çünkü gece doğdum ben. Senin kollarında dans eder. Onları dans ederken görünce ikisini de boğmak geldi içimden. Kimse, kimse bilmiyor yüreğimdeki acıyı. Leyla'yı bir heves, bir aşk sanıyorlar benim için. Halbuki o, yaşamam için gereken tek varlık. Ya Leyla ile olurum, ya ölürüm. Uyumadın mı hala? Korkuttun birden. Hatıra yazarken yakaladım değil mi? Malum, Leyla'ya olan aşkını yazıyorsun. Yeter, uzatma! O defteri çalacağım bir gün. Hayır Sema, şakasını bile istemem. Fena olur sonra. Bilirsin bu konuda hiçbir söz dinlemem. O konuda düpedüz delisin abi. Nedir bu defter yani, devlet sırrı mı? Hayır, kalbimin sırrı. Yenikliğimin, utançlarımın dert ortağı bu defter. Onu kimse okuyamaz. Bu defter senin o üstün zekalı Kemal kardeşinin başarısızlık raporu. Yani Leyla'nın aşk hikayesi. Evet. Alay etme öyle. Şakası kalmadı bu işin. Yardım et bana. İnan, inan fena olacak sonu. Anlıyorum. Ben de aynı sıkıntılar içindeyim. Yarın açık açık konuşacağım Leyla'yla. Uçar gibi bir halim var Leyla. Derse gidiyorum. Gitmeden önce seninle bir pazarlığa otursak. Neyin üzerine pazarlık? Murat'ın, abimin, senin ve benim. Eğer Murat'tan vazgeçersen... Boşuna yorma çeneni Sema. Her şeyin pazarlığı olur, mutluluğun olmaz. Onu büsbütün kaybetmek daha mı iyi? Kaybedeceğimi kim söyledi? Ben. Yok canım. Evet, kaybedeceksin. Çünkü onu ben alacağım elinden. Murat satılık bir mal değil Sema. O çalınarak değil, kendi isteğiyle seçer kalacağı yeri. Öyleyse o beni seçecek. Bundan öncekilerin beni sana tercih ettikleri gibi. Bundan öncekileri ben istememiştim Sema. Sen tercih edilmedin. Benim beğenmediklerime tenezzül ettin, hepsi bu. Hocamın hastalığı hayli uzun sürmüştü. Dersler çabuk bitmesin diye neredeyse hocamın iyileşmesini istemeyecek hale gelmiştim. Leyla'nın durumu aynıydı. Dürüst kızdı, çekingendi, namusluydu. Hayatındaki ilk erkek bendi. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.
Bravo! Kısa bir zamanda bu kadar ilerlemen şaşılacak şey Leyla. Murat benden daha üstün hocaymış meğer. Oh, rica ederim hocam. Leyla'yı siz yetiştirdiniz. Bense sadece yardımcı oldum. Sizlere çok şeyler borçluyum. İkinize de teşekkür ederim. Madem öyle, borcunu ödeyebilirsin istersen. Nasıl? Yeni yapacağım besleme yardım ederek, ne dersin? Böyle güzel bir teklife ne denir, kabul ediyor herhalde. Bestenin ikinci kısmı için giriş düşündüm. Notaları açar mısın lütfen? Açamam. Neden ama? Yoruldun da ondan. Bütün gün çalıştın. Şimdi dinlenmelisin. Sonra da... Evet, sonra ne yaparız? Sema'nın doğum günündeki kulübe gideriz. O geceki dansımızı hiç unutamıyorum. Ben de. Durgunsun Murat, ne düşünüyorsun? Beste mi? Neden ama? Çok iyi gidiyor, yakında bitecek, üzülme. Bitecek olması üzüyor beni. Halbuki bir gün, aylar, yıllar sürsün istiyorum. Senden birlikte bütün güzellikler, bütün mutluluklar gidecek. Biri biterse öbürü başlar. Ya bıkarsan? Saadetten hiç bıkılır mı Murat? Öyleyse saadetimize içelim. En güzel içki senin gözlerin. En güzel şey seni seyretmek. En güzel sarhoşluk da senin sözlerin Murat. Leyla'yı görmeyeli bir hayli oldu. Günlerdir ne yaptığımı bilmez haldeyim. İşin kötüsü beni kahrettiren acılarımı gururum yüzünden neşeli görünerek gizlemek zorunluluğu. Aslında her gülüşüm bir ölüş benim için. Her kahkahamın ardında bir gözyaşı var. Leyla kimseye yüz vermediği için bir gün benim olur ümidi vardı içimde. Sabırlıydım. Ama Murat'ın aşkı sabrımın sınırlarını çabuk aştı. Hislerim yanıltmıyor beni. Müzik derslerine gösterdiği bu yakınlık Leyla'mı evliliğe götüren bir yol olacak. Nikah defteri önündeki evet'i benim için bir idam kararından başka bir şey değil. Tüm umutlarım Leyla'mın gelinliğinde solacak. Onların zifaf odası aşkla dolu ruhuma bir mezar olacak. Korkuyorum. Ne aklım ne de bir şey kurtaramıyor bu tutkudan beni. Evlenirlerse gene kahkahalar atacağım belki. Ama herhalde iyi şeyler olmayacak. Hiç iyi şeyler olmayacak. Tebrik ederim Leyla. Teşekkür ederim Sema, çok naziksin. Sadece kaybetmesini bilenlerdenim. Ama kaybetmeyi önemsemeyecek kadar güzelsin. Bütün erkekler senin tarafından kazanılmayı bekliyorlar. Hepsi etrafında pervane. Ben kendim pervane olacağım erkeği isterdim. Düğün günümüzü gevezelikle mi öldüreceğiz böyle? Sana olan aşkından kendini öldürme diye şükret. Hiç değilse bugün bırak bu lafları Kemal. Emredersiniz sultanım. Bundan sonra yepyeni bir Kemal göreceksiniz karşınızda. Öyleyse doğum günümüzü evliliğimizle birlikte kutlayalım. Gerçekten eğlenceli bir gece geçirmiştik. Leyla gelinlikler içinde düğünün ölgün havasına ışıklatan bir yıldızdı. Evliliğimiz ötekilerine de karşılıksız sevdalarını unutturmuş gibiydi. Dansa sıra gelip Leyla'mı kollarıma aldığında
onunla cennetleşecek hayatımın ilk adımını atıyorum gibi gelmişti. Onu kollarımda uçurmak istiyordum. Leyla'mı uçuramamıştım ama yuvamıza ilk olarak kucağımda sokmuştum. Gözlerinde görünmedik renkler, kulaklarında milyonlarca melodi vardı sanki. İyilik meleğim, ilhamlar saçmıştı evime. Yuvamıza hoş geldin yavrum. Hoş bulduk Murat'ım. Benim gelinim, güzel gelinim. Dünyaya gelmiş gelecek gelinlerin en şahanesi Leyla. Murat'ım, bir tanem benim. Seni mutlu etmeye, sana layık olmaya çalışacağım. Nazlı sevgilim. Mutluluğum için seni görmem yeter ya. İş ki sen mesut ol. Bakalım beğenecek misin? Ellerinin dokunduğu şey beğenilmez mi Leyla? Bu güzel sözleri duymak için dünyanın en meşhur aşçısı olmak isterdim. Dünyanın en güzel kadını olman yeter yavrum. Bu iltifatlarla beni şımartmaktan korkmuyor musun? Yeryüzünde tek korkum var, senden uzak olmak. Bıkacağın kadar yakın olacağım sana. O zaman olmazsan ölürüm zaten. Aa, böyle acı laflar etme Murat, şakası bile tatsız. Öyleyse yaptıklarınla tatlandıralım ağızlarımızı. Ne o? Gözetliyor musun beni? Boşa giden güzelliğine bakıyorum. Bu güzellik bir başkasında olsaydı Murat hiçbir kadına gidemezdi. Ayaklarına kapanmamamı istiyordum Murat'ın. Güzellik bir erkeği yıkan en güçlü silahtır. Ama kullanmasını bilmedikten sonra... Savaş bitmedi henüz. Daha hızlı, daha hızlı silahlar bulacağım. Bakıyorum dansözü görünce sevgili Leyla'nı çabuk unuttun. Aksine, Leyla ile doktor olduğum için dört gözle seyrediyorum. Keşke ben de Murat'ı unutturacak bir erkek bulsaydım kendime. Bu kadın Murat'ı sana, Leyla'yı da bana döndürebilir. Bu kadını kiralayıp silah olarak kullanacağım. Bugün çok sarhoşsun. Ama beynim her zamankinden korkunç işliyor. Bu kız düşmanımızın yuvasında bir atom gibi patlayacak, göreceksin. Bunu dansöze ver. Peki, isterseniz dans bitince odasında konuşturabilirim sizi. Hı hı. Oldu bu iş. Ben konuşurken siz giyinebilirsiniz. Tuhaf. Hepsi soymaya çalışır erkeklerin, siz giydiriyorsunuz. Çünkü başkasının yanında soyunmanızı istiyorum. Başkasının mı? Açık konuşayım. Sevdiğim kadına kavuşmam için... kocasıyla aralarına bir başka kadın sokmam lazım. O da ben mi olacağım? Evet. Ve 10.000 lira alacaksın. Planım basit. Onu bir numarayla evine götüreceksin. Kahvesine bir hap. Uyurken seninle çekilecek birkaç tane dekolte resim. İşte hepsi bu kadar. Bir fahişeyi kullanmak onurlu bir hareket değil belki. Ama eğer Leyla ile arama girecek Murat'ı lekeleyecekse bu şerefsizliğe değer. Leyla gururlu bir kızdır. Murat'ın aşkından ölecek kadar sevebilir onu. Ama yapacağı en ufak bir ihanete katlanamaz. Murat benim saadetime nasıl bir kara bulut gibi çöktüyse, ben de onun mutluluğuna bir yıldırım gibi ineceğim.
Neden oradasın Leyla? Bir tuhaflığın var yavrum, üzgün müsün? Havadan belki. Şimşekten korkarım. Çocukluğumdan beri gök gürledi mi, fena bir şeyler olacakmış gibi gelir bana. Korkma yavrum, yarın güzel bir gün olacak. Bak, Tanrı güneşlerin en neşelisini verdi sana. Akşam boşuna üptün, boş yere üzdün kendini. Biraz da sana sarılmak için bahaneydi. Öyleyse Tanrım, her gece şimşekleri yağdır üstümüze. Yağdır ki sevgilime sarılı kalayım hep. Plak şirketiyle anlaşmayı imzalarsam, akşam zengin bir adam olarak döneceğim eve. Bana yalnız sen lazımsın Murat. Sen dön de nasıl istersen dön. Bildiğim tek şey, senden ayrı geçen her günün gecesi, eve sana çok da aşık olarak dönmem. Hayırlı işler Murat. Ufak bir baygınlık geçirdiniz. Ama ilacımı almayı unutmuşum. Çabuk eve dönmem lazım. Kalbim var, ölebilirim. Alo, benim. Evet, modeliniz fotoğraf çekimine hazır, bekliyoruz. İlacı verdin değil mi? Tamam, geliyorum. Teşekkür kahvesini içince kalıp gibi devrildi. İlacım bir öküzü bile uyutacak müşteridir. Şimdi beyefendiyi azıcık soyalım ki sevgili karıcığı aşk resimlerini görünce bir daha onu görmek istemesin. Hadi bakalım, modelliğe başlayabilirsin. Tamam. Çok güzel. Tamam. Şimdi nasıl, beğendin mi? Çok güzel. Murat Bey benim bildiğim dakik insandır. Ama randevu saati geçeli 2 saat oldu. Bir aksilik çıksa gerek, evine telefon edeyim. Eğer anlaşmadan caydıysa yandık. Bütün programımızı onun bestelerine güvenerek düzenlemiştik. Alo? Murat Bey'in evi mi efendim? Evet. Buyurun, ben eşiyim. Ben Deniz Sel Plak Şirketi'nden Kamil. Bir mukavele için kendisiyle randevumuz vardı da. 1 saati geçti çıkalı evden, size gelecekti. Çıkarken öyle söylemişti. Sakın bir kaza filan olmasın. Meraklanmayın hanımefendi. Herhalde bir yere takılmıştır. Rahatsız ettim efendim, iyi günler. Neredeyse gelir kendine. İlacın hükmü 2 saat, bir yalan uydur. Birden bayıldığını söyle. Sen merak etme. Alo, buyurun. Ben Kamil. Murat Bey, herhalde unuttular randevuyu. Gelince lütfen hatırlatırsanız memnun olurum. Murat!
korktum gecikince. Gecikmeyi nereden çıkardın? Şirkette mukavele işi uzun sürdü. Bunda ne var meraklanacak? Mukavele mi? Unuttun mu plak şirketiyle anlaşmamı? Çok iyi geçti. İstediğim fiyatı verdiler. Ne var Leyla? Yarım milyonluk anlaşmaya surat mı asılır? Neden somurtuyorsun bebeğim? Hiç. Tebrik ederim, hayırlı olsun. Teşekkürler. Tebrikler. Teşekkür ederim. Bütün şartlarınızı kabul ettiğimiz halde gene de hoşnutsuz bir haliniz var. Dün akşam eve telefon ettiğinizi söylediniz de. Evet. Bense karıma dün burada mukavele imzaladığımı anlatmıştım. Ha, şu mesele ha! Aslında hiçbir mesele yok Kamil. Zannettiğiniz gibi çapkınlık hikayesi falan değil. Sadece kazaya uğrayan hasta bir kıza yardım etmiştim. Marifetliymiş dansözüm maşallah, pek tabii pozlar vermiş. Neredeyse ben bile inanacağım gerçek olduklarını. Leyla tamamdır, onda o kibir, o inat varken imkansız hazmedemez bu resimleri. Abinin dehasına inandın artık değil mi? Sen insanı ipe verir ipten alırsın. Zavallı Leyla, şimdi başına örülecek çoraptan habersiz 8. uykusundadır belki. Hadi. Leyla sevgilim, bana kırgınsın biliyorum. Sana ufak bir yalan söylemiştim dün. Ama inan, gerçekten gereksiz bir yalandı. Bir şey açıklamak zorunda değilsin Murat. Madem yalan söylemek geldi içinden, demek öyle gerekiyordu. Hayır. Belki yanlış anlayabileceğim bir olayı şirketteydim diye gizledim. Hepsi bu kadar. Ama onlar telefon edince... Bir gizlemen gereken bir yerde olduğun meydana çıktı. Leyla, inanmıyor musun yoksa bana? Yalan, önemli şeyleri saklayan bir maskedir bence. Leyla! Senden nerede olduğunu öğrenmek istemiyorum. Önemli olan, bir şeyin yapılmış olması. Benim bilip bilmemem değil. Benden şüphen varmış gibi konuşuyorsun. Şüphem yok Murat. Yalnız bir huzursuzluğum var, o kadar. Senden ciddi bir şekilde şüphelendiğim gün... ...seninle beraberliğimin son günü olur Murat. Beni tehdit mi ediyorsun? Kendimi tanıtmaya çalışıyorum. Sen hayatımın ilk erkeği, ilk aşkımsın Murat. Seni ölecek kadar seviyorum. Yalnız şunu bil ki, aşkım ne derece büyük olursa olsun... ...aramıza girecek en küçük sevda oyununa göz yumamam. Her şey biter. Hiçbir şey bitmeyecek yavrum. Gözüm senle kamaşıp, yüreğim sevginle dopdoluyken... ...mutluluğumuzu hiçbir şey bozamayacak. Murat, sen misin sevgilim? Alo, kimsiniz? Benim Muratçığım. Dünden beri nasılsın diye soracaktım. Kimsiniz hanımefendi, tanımıyorum sizi. Münasebetsizin biri herhalde. Dünkü yalanının kahramanı olsa gerek. Yanılıyorsun. Leyla telefonda almıştır gıcığı. Aile konseri başlamıştır aralarında eminim. Seni de tebrik etmek lazım, öyle sahici gibi konuştun ki telefonda. Bu gibi oyunlar bize peynir ekmek gibi. Şu anda birbirlerini yediklerine bahse girerim. Yatmayacak mısın? Uyuyamadıktan sonra neye yarar? Sinirlerini bozdum, affedersin. Kabahat senin değil Leyla. Tatsız bir telefon şakasını mesele ettin, hepsi bu. Şaka yalanla üst üste binince... Benden nefret ettin ve her şey bitti! Cevap ver, niye susuyorsun? Demek büyük aşkın, telefondaki bir kadın sesi karşısında çökecek kadar güçsüzmüş. Şefkat, sonsuzluk, ölene kadar sevmek bir anda yok olan boş laflarmış. Her şeyi yok eden boş laflar değil Murat. Gururum. Aşkımızı aldatılmış bir kadın olarak sürdürmektense... ...ölmeyi tercih ederim. Dayanamam bir başka kadına, dayanamam! Başka bir kadın yok diyorum sana. Herhalde gözüne baka baka yalan söyleyecek bir adam değilim. Nereden çıkarıyorsun bu lafları? Senin davranışından. İnansaydın yalancı olmadığıma... ...basit bir tersliği mesele yapmazdın.
İnanıyorum sana, inanmak istiyorum. Mecburum sana inanmaya Murat. İhtiyacım var. Yoksa kahrolurum, yaşayamam. Canım sevgilim benim, ne kadar iyisin. Senden şüphe ettiğim için affet beni, saflama ver. Sadece aşkımızın büyüklüğüne veriyorum yavrum. Haklısın, ben de senin yerinde olsam aynı tepkiyi gösterirdim. En iyisi unutalım bunları Murat. Bir şair, aşkı öldüren en büyük silah şüphedir demiş. Beni sanatının parlaklığıyla yenen Murat'a ilk kurşunum yarın gidecek. Kurşunların en güçlüsü, şüphe. Murat, Leyla'nın kalbini besteleriyle çaldı. Ben şeytani dehamla geri alacağım. Leyla belki gene inat edecek, benim olmayacak. Ama kimseye de yar etmeyeceğim onu. Kimseye! Kimseye! Murat, kadın ruhlarını kazanan ünlü bir besteci ise... ben de ilim adamıyım, mühendisim. Beynimin planladığı oyun saat gibi işleyecek. Eminim, her şey en ince noktasına kadar hesaplanmıştır. Yarın Murat'ın stüdyoda plak işi var. Eserlerinden biri plağı alacak. Murat sanatını yaparken benim sanatım da tıkır tıkır işleyecek. Muratların sokağından alımlı, güzel bir kadın geçecek öğleye doğru. Buyurun. Murat evde mi? Hayır, değil. Allah Allah, sabahları evdeyim demişti. Stüdyoya gitti. Sen hizmetçisisin değil mi Murat'ın? Hayır, karısıyım. Yalan söylüyorsun. Nikah cüzdanını görmeden inanmam. Peki, buyurun. Şimdi inandınız mı nesi olduğuma? Sadece kocanın alçağın biri olduğuna inandım. Bana evlenme teklif etmişti. Beni seviyor, deli oluyordu güya. Yalancının, düzenbazın, adinin tekiymiş. Hayır, yalan hepsi bunların, iftira! Demek Murat'a inanıyorsun bu kadar. Evet. Peki desem ki... Ne deseniz boş. Gözlerimle görmedikten sonra hiç kimseye inanmam. Murat'ıma leke sürdürtmem. Madem... gözüne kulaklarından çok inanıyorsun, öyleyse bak şunlara. Aşkımızı ebedileştiren pozlar var içerisinde. Artık benim için bir değeri yok bunların. Sildim Murat'ı defterden. Karı koca kendiniz bakarsınız, sıkıldıkça. Bu düpedüz alçaklık, adi bir tuzak. Herhalde resimlerdeki de sana benzeyen bir başkası. Hayır, benim resmimdi. Ya o kadın? Onu da hiç görmedin. O da bir hayaldir herhalde. Onu da gördüm, ama bu şekilde değil. Arabamla giderken sokakta bayıldı. İnsaniyet namına evine kadar götürdüm. Sonra... Evet, sonra? Sonrası falan bu Leyla, bir tuzak diyorum sana. Gider bulur bu şeytanı, suratına iki tokat atar söyletirim. Neden yapmıyorsun peki? Aleyhimdeki olaylara, küçük yalanlarımı, şu iğrenç resimlere rağmen bana inanmanı istiyorum. Yani budala olmamı? Aksine. Anlayışlı, müşfik, yardımcı olmanı. Bana böyle şüpheyle bakıp delirtmemeni. Halbuki seni delirten bu bakışlardan bir vakitler ilham aldığını söylerdin. Evet ama gözlerindeki o inanmazlık, o küçümseyiş... Seni fotojenik çıktığın için tebrik etmemi bekliyordun? Hayır. Hiçbir şey sormadan inanmanı, benim başka bir kadına bakmayacağımı bilmeni... beni susturacağına teselli etmeni beklerdim. İkinci seferinde salak bir kadınla evlenirsen o belki öyle yapar. Ne demek ikinci evlilik Leyla? Senden ayrılmak istediğimi herhalde davul zurna ile söylemem gerekmez. Ayrılmak mı? Peki Leyla, nasıl arzuluyorsan öyle olsun. Herhalde yalvarmamı beklemezsin. Çapkınlık erkeğin şanındandır kızım. Topla aklını başına. Basit bir uçarı hikayesi için yuvanı yıkman delilik. Kıskançlıktan çıldıracağım ama bu iş bitsin daha iyi. Haksızsın Leyla. Madem ki iftira dedi Murat, doğrudur belki. Neden tahkikat yapmıyorsun? Belki daha çirkin şeylerle karşılaşmamam için. Murat'ın erkeklik gururu nasıl önemliyse... benim de gururum o kadar önemli. Aslında ikinize de sopa çekmek lazım. Basit bir gurur yüzünden ev yıkıyorsunuz. Olmaz böyle saçmalık. İsterseniz ben Murat'la konuşayım. İyiliğine teşekkür ederim.
ama benim için girişilecek bir pazarlığa tenezzül edemem. Öyleyse bir yere çıkıp eğlenmeye ve unutmaya bakalım. İnsan akıllı da olsa, mantıklı da olsa bazen bile bile saçmalıklar yapıyor. Ne olurdu gelip beni affettiğini söyleseydi. Ya da ben gidip o iğrenç tuzağa düşüren kadını bulsaydım, karımın karşısına diz çöktürüp gerçeği söyleseydim. Ama ne o dediğimi yaptı, ne de ben onun istediğini yaptım. İkimizin de hamuru, ikimizin de kişiliği buydu. Garip duygulardı bunlar. İnsan birini sevdi mi, onun kayıtsız şartsız inanmasını istiyor. Yuvamı korumak için mücadele edeceğime, gururumu korumak için Leyla'mı kaybediyor. Bu çocukluk belki, ama benim yapım bu, ruhum bu. Allah'ım sen hayırlısını ver, doğrusu neyse onu. Yarın ayrılma mahkememiz var. Ama mahkemede de değişmedi hiçbir şey. Ne Leyla, ne de ben. Ve birbirimizi öylesiye sevdiğimiz halde gururlarımız, aşkımız yenik düşüyordu. Eğleniyor musun Sema? Dünyalar kadar. Bir sürü yer varken neden geldik buraya? Murat'la hatıralarım var burada. İlk defa onunla uğramıştık buraya. Belki bu üzersin. Aksine, hatıraları bile hiçe sayacak kadar güçlü olduğumu göstermek istiyorum. Kime? Bana mı? Hayır, kendime. Murat'ı çok seviyorum. Bilemediğiniz kadar çok. Ama sevgimin kurbanı olmayacağım. Ne o? Can sıkıntısından bahçe sulamaya mı başladın? Ne yapmamı istiyorsun abi? Biraz neşeli olmanı. Sebep? Sevdiğin adam boşta da ondan. Aklı hala karısında olduktan sonra bana ne? Sana olan şu Sema, karısını unutturabilirsin istersen. En iyisi benim onu unutmam. Hayır, savaştan kaçmak yakışmıyor sana Sema. Sen eskiden güçlüydün. Şimdi güçsüz. Dişliydin. Ama kesmez oldu dişlerim. İstediğini koparıp alırdın. Koparacağım dallar yüksekte kaldı. Hayır Sema, her şey yerli yerinde. Ama sen alçakta kaldın. Korku küçülttü seni. Yeniklik yakışmıyor sana Sema. İstersen kazanabilirsin. Murat şimdi boşlukta, şaşkın. Kalbine girilmesi en kolay, en zayıf anında. İstemiyorum. İstemiyorum artık. Çünkü korkuyorsun. Çünkü güvenemiyorsun kendine. Yoksa Murat'ı kapısında esir olacak kadar seviyorsun. Benim Leyla'ya olan aşkım gibidir. Peki ne yapayım? Ayaklarına mı kapanmamı istiyorsun? Biraz yakınlık göster. Yarın havuz başında randevusu var. Plak şirketinin patronuyla buluşacak. Sonra da beraber çıkarsınız. Bu plağı önce çıkarmakla çok isabet ettik Murat Bey. Satışımız bir haftada tam 48.000'e yükseldi. Ne o, pek memnun olmadınız? Kusura bakmayın, biraz keyifsizim de. Sizi buralarda görmek büyük şans Murat Bey. Buyurun oturun. Buyurun. Kamil Bey, Sema Hanım. Memnun oldum. Teşekkür ederim. Görüyorsunuz, biz yorgunluğumuzu almak için birer kahve içtik. Öyle. Siz bir şey almaz mısınız acaba? Tabii. Garson, bir dakika bakar mısın? Garson da kime bakacağını şaşırdı bu arada. Bir zamanlar beni Leyla'dan almak istiyordun. Şimdi ona itecek laflar ediyorsun. Çünkü o zamandan bu yana çok şey değişti. Doğru. Aslında benle dolaşman bile Leyla'nın yakını olduğum için. Leyla da aşkının acısını abimle unutmaya çalışıyor. Hep birlikteler ama kimin gönlü kimde, kim kime aldatıyor belli değil. Madem her şey karmakarışık, en iyisi hiçbir şey düşünmemek, içmek, unutmak, delicesine sarhoş olmak. Sarhoş olmak neye yarar? Olsun, değer denemeye. Başka insan olmak istiyorum Sema. Kendimden kaçmak,
yepyeni bir Murat olmak istiyorum. Öyleyse ilk meyhanede yeniliklere kadeh tokuştururuz. Sabahlara kadar serserice içer, serserice dolaşırız. Artık Sema ile sık sık geziyorduk. Ama bütün konuşmalarımız hep Leyla hakkındaydı. Bu duruma ben de Sema'da alışmıştık. Fakat aramızda gelişen sadece arkadaşlıktı. Eğleniyoruz değil mi? Hayır, eğlenmiyoruz. Kahkahaların bile acı. Leyla'yı düşünüyorum, Leyla'yı yaşıyorsun. Belki. Hem de olanca ruhunla. Doğru. İçimdeki Leyla'yı bir an önce tüketmek istiyorum. Beynimi yıkamak, ayrı, bambaşka bir insan olmak. Aynı şeyleri ben de yaşadım. Seni kaybettiğimde ben de yok olmak istedim. Küstüm hayata. Ama ne değişti? Hiç. Madem ki değişmiyor bir şey, içelim öyleyse. Elbiseyle mi? Fark eder mi? Doğru etmez. Var mısın? Varım. Denize, her yere, her şeye varım. Ölüme bile. Üç oyun sonra mat doktor. Sen asıl bizimkilere bak. Kemal Leyla'yı mat etmek üzere. Leyla'ya oldum olası aşıktır Kemal. Keşke onunla evlenseydi. Bu sefer bana öyle geliyor ki olacak o iş galiba. Planım iyi gidiyor. Leyla bugünlerde çocukluğumuzdan bu yana bana en yakın, en sıcak şekilde davranır oldu. Onu ustaca bir ruh cambazlığıyla idare ediyorum. Bir yandan Murat'ı övüp onunla barışmasını ister görünürken... Aslında Leyla'yı tahrik ederek ikisi arasında büsbütün uçurumlar açıyorum. Leyla Murat'ın Sema ile dolaşmasına kuduruyor. Kıskançlık Leyla'mı bana iten en büyük güç oldu. Sanıyorum benim olma günü yaklaştı. Hoş geldin. Sana çiçek getirdim. İlham verir belki. Çok naziksin Sema. Sadece kendim ilham vermeyecek kadar hafifim senin için. Sen birçok sanatçıya güç verecek kızsın Sema. Acı bir güzelliğin var. Yalnız gözlerim bin beste eder. Hepsi güzel sözler. Ne yazık ki teselli için söylenen nezaket laflarım. Ama hepsi doğru. Tariflerimden de güzelsin. Seni daha evvel görseydim belki sana aşık olurdum. Anlıyorum Murat, yorma kendini. Bir zamanlar Leyla ile düello edebilecek kadar heyecanlıydım. Zorbaydım. Ama şimdi ölmüş umutların anlayışlı kızıyım artık. Seni teselli edebilirsem ne mutlu bana. Leyla'yı da abin teselli ediyor mu? Kıskanıyor musun? Yalan söylediğin belli olmasa hayır cevabı verirdim sana. Kıskançlığı bilirim, acı şeydir. Kahredici, işkencelerden, ölümlerden beter bir duygu. Beni o kadar seviyor musun? Seni Leyla'dan çalmak istediğim ilk günlerden binlerce fazla. Hatta onunla konuşup mutlu olmanı isteyecek kadar. Onunla konuşmamız imkansız Sema. Çünkü aramızda gurur var, aptalca bir inat var. Hepsi boş şeyler. Leyla'yı iyi tanırsın. Aşkından ölse bile bir daha bana dönmeyecek kadar gururludur. Ben onun gururunu ayaklar altına aldırırsam? Sanmıyorum. Ama o zaman ölene kadar saygı duyarım sana. Abinin altından heykelini dikebilirsin. Çünkü dehasıyla en olmazı oldurmak üzere.
Senin mağrur ve inatçı Leyla'n evlenme teklifimi neredeyse kabul etti edecek. Ne o? Hoşlanmadın mı bu havadisten? Bilmem. Nasıl bilmezsin? Benim Leyla ile evlenmem, senin Murat şansını daha kuvvetlendiriyor. Kuvvetlense ne fark eder? Hatta evlense. Senin olur sevdiğin. Ben aşkta sadaka istemiyorum Kemal. Murat benle Leyla'ya nispet olsun diye evlenirse ne yapayım? Gelinliğim aşk intikamı için bir silahsa onu giymemeyi tercih ederim. Budalaca laflar bunlar Sema. Senden beklenmeyecek sözler. Sen ki bu gibi düşüncelere gülerdin. Sence tek güzel şey kazanmaktır. Şimdi kaybetmekteki kutsallığı tadacak kadar olgunlaştım. Sen şuna Murat'tan bıktım, onu sevmiyorum desene. Aksine, onun sevdiğine kavuşmasını isteyecek kadar aşığım artık. Gerçek bir yürekle seviyorum. Sus! Dinleyemem bu sersemlikleri. Bir daha da duymayayım. Sen ne düşünürsen düşün. Leyla benim olacak. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Ne sen, ne duygular, ne de başkaları. Leyla nerede Osman amca? Havuza yüzmeye gitti. Aranızdan kara kedi geçmişti, barıştınız galiba. Kardeş gibiyiz Leyla'yla, hep yenişiriz, kavgalaşırız ama hiçbir kara kedi ayıramaz bizi. Bay bay! Merhaba! Merhaba! Seninle önemli bir şey konuşmaya geldim Leyla. Herhalde kötü şeydir konuşacağın, yoksa zahmet etmezdim buralara kadar. Dinle, sonra verirsin kararını. İnanamıyorum. İstersen kendine sor. Hayır, küçülemem o kadar. Bazı küçülmeler aşkın büyüklüğünden gelir Leyla. Murat gerçek küçülmelere bile değecek insan. Ben senin Murat'ı elde etmek istediğini sanırdım. Şimdi gerçek aşka tutuldum Leyla. Murat'ı kendim için değil, onun mutluluğunu düşünecek kadar seviyorum. Sema, bu büyüklüğünü unutamayacağım. Murat'a tekrar kavuşursam, saadetimi sana borçluyum. Borcu harcı bırak da koş ona! Murat. Murat. Özür dilemeye geldim Murat. Sana ihanet eden bir yalancıdan mı? Haksızlığa uğrayan mağrur bir adamdan. Birden nasıl bu kadar değiştin anlayamıyorum. Sema değiştirdi. Artık her şeyi biliyorum, her şeyi. Ve bizi kimse ayıramaz bundan sonra. Ne yapıyorsun abi, çıldırdın mı? Bu bıçağı Murat'a saplamak isterdim. Leyla tam benimle evlenmeye karar verirken ona gitti. Hayır, hayır! Bu sefer bırakmayacağım. Artık öylesine kavuştular ki birbirlerine, kimse ayıramaz onları. Dünyanın bütün insanları birleşti. Dünyanın bütün insanlarından daha büyük bir güç var, şeytanlık. Buyurun efendim, ne istediniz? Abi, bir şey içer misin? Bana bir viski. Baş üstüne. Kimmiş o şeytan? Benim, bendeki şeytani deha. Biliyorum. Bin yıl, milyon yıl geçse Leyla sevmeyecek beni. Sevemeyecek. Ama başkasını sevmesine de ben engel olacağım. Madem Leyla'sız yaşamak benim için bir ölüm, bu ölümün acısını ömür boyu çekeceğime, intihar edip Leyla ile Murat arasında cesedimden bir dağ yaratacağım. Kaybettim. Ama kendimle birlikte onları da batıracağım. Benim mezara götüren ölüm, Murat'ı hapse,
Leyla ise benim düştüğüm kara topraklardan, Murad'ı saran demir parmaklıklardan daha beter bir acılar batağına gömecek. Bütün planım hazır. Yarın evde hizmetçiden başka kimse yok. Sema defilede, babam da hastanede olacak. Ben hizmetçiyi bir yere gönderip telefonla Murad'ı çağıracağım. Alo. Oo, sen misin Kemal? Merhabalar. Evet, çalışacaktım ama çok önemliyse gelirim. Konuşmamız çok uzun sürmez Murat. Tabii arabayla 10 dakikada burada olursun. Saat 4'te bekliyorum. Hoşça kal. Bu paketi yazıhaneye götüreceksin. Murat Bey geleceğini bildirdi telefonda. Ben gidemiyorum yazıhaneye. Bunu kasaya koysunlar. Çok mühimdir. Biraz işim vardı, sonra götürsem. Bırak şimdi işi. Derhal gideceksin. Baş üstüne efendim. Vakit yaklaşıyor Murat Bey. Lütfen çabuk ol, lütfen. Balkon kapısından gel. Bahçe yeni sulanmış galiba. Ziyan yok, çimler çamur yapmaz. Affedersin, önce şu zili çal da hizmetçiye soğuk bir şeyler söyleyelim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sana hoş geldin diyemeyeceğim. Çünkü söyleyeceğim şeyler hoş değil. Madem öyle, telefonda söyleseydin. Göz göze konuşulacak şeyler vardır. Mahrem şeyler. Kelimelerden çok yüz ifadelerini güçlendirdiği konular. Öyleyse uzatmadan söyle. Kısacası şu, Leyla beni seviyor. Beni böyle saçma şeyler söylemek için mi çağırdın sen? Sinirlenmek niye Murat? Leyla beni seviyorsa sinirlenerek mi mani olacaksın bu aşkımıza? Sana dönüşü sözde beni kıskandırmak için. Ben başka kadınlarla oynaştığım için, bana diş geçiremediği için, seni daha aptal bulduğu bu yumruk sana pahalıya mal olacak Murat. İkincisini tatmak istemezsen bir daha karşıma çıkmazsın.
Karşına çıkmasam bile daima kafanda, beynin içinde olacağım. Ömrün boyu beni düşünmekle geçecek! Kemal'le münakaşa ettik, yumrukladım onu. Yumrukladın mı? Neden? Senin onu sevdiğini söyledi. Alçaklık bu! Murat, Murat'ım benim, inanmadın değil mi? Senin gözlerinden aşk taşarken, ellerim arasında sevgiden titerken... ...inanabilir miyim başkalarına? Canım benim, iyi etmişsin dövmekle, hak etmişti. Parmak izine gönderilecek, cesedi de morga kaldırın. Baş üstüne! Yerlerin ıslak olması işimize yaradı. Ayak izleri açık seçik belli. Uzun boylu 43 numara ayakkabı giyen biri olsa gerek. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ne düşmanı vardı, ne kavgalı olduğu biri. Oğlum biraz işine kapanık, yalnız yaşayan bir insandı. Herhangi birini cinayete zorlayacak kadar kızdırdığını sanmıyorum. Pekala, kim olabilir? Hiç şüpheli birini gördünüz mü çevrede? Beni gönderirken Murat Bey'in geleceğini söylemişti. Başka bir şey bilmiyorum. Kimdir Murat Bey? Damadım. Aralarında bir çekişme, herhangi bir olay var mıydı? Ne olabilir? Murat Bey sanatçıdır. Bir karıncayı bile öldüremeyecek kadar hassastır. Herkesten şüphe etmek zorundayız hanımefendi. Herkesten. Bir suçlu ancak şüpheyle bulunabilir. Belki. Ama sanırım son şüphe edilecek insandır Murat Bey. Merkeze kadar mı? Sebep? Orada açıklarız, lütfen. Meraklanma Leyla, herhalde çabuk dönerim. Cinayetin işlendiği bıçaktaki izlerle sizin parmak izleriniz aynı Murat Bey. Bu cinayetin sizin tarafınızdan yapıldığını gösteriyor. Bahçedeki ayak izleri de size ait. Fakat... Deliller aleyhinizde Murat Bey. Savunmanızı burada değil, mahkemede yaparsınız. Karar vermeden son bir diyeceğiniz varsa dinlemeye hazırız. Hayır sayın yargıç. Yüksek mahkemenizin adil kararından önce kader mahkum etti beni. Bütün muhakeme boyu ayak izinden bıçak üzerindeki parmak izlerine kadar... ...her şey beni idama götürecek şekilde cereyan etti. Ben mahkemenizden önce mel'un bir şüphenin kurbanı oldum. Sayın yargıcım, sizin yerinizde ben de olsam... ...böyle suçlayıcı deliller, tanıkların öylesine itham edici konuşmalarından sonra... ...vereceğim en vicdani, en adilane karar idam olurdu. Beni ürküten ölüm değil sayın yargıç. Ölüme sevdiklerimin şüphe dolu bakışları arasında gitmem. Şahitlerden evin hizmetkarı cinayet saati benim geleceğimi söyledi. Doğruydu, ayak izlerim normaldi. Çünkü o gün oradaydım. Cinayetin işlendiği bıçağı deyip tutmak görmedim bile. Ondaki parmak izlerinin benim oluşuna hala bir mana veremiyorum. Versem de ne çıkar? Tepemde dar ağacının yağlı ilmiği sallanırken... ...parmak izinin sebebini bilmişim ne fark eder? Beni yıkan yakınlarımın verdikleri ifadeler oldu. Kayınpederimin Kemal'le bir aşk mücadelesinde oluşumu söylemez. Ben karımı seviyordum. Hem de gelmiş geçmiş sevgilerin en yücesiyle. Ama bu aşkı başkalarıyla rekabete girecek kadar küçültmedim. Kemal karımla aramı açmak için çirkin oyunlara girişmişti.
Bizi ayrılığa kadar götüren bir tuzağa düşürmüştü. Ama Leyla'mla barışmam bütün bu kötülükleri unutturmuş, Kemal'i bile affettirmişti bana. Şahitler arasında teşekkür edebileceğim şekilde beni anlarcasına tek konuşan Sema Hanım oldu. Öldürülen abisi olduğu halde, benim öldürmeyeceğimi bilecek kadar akıllıca, cesur ve yakın konuştu. Ne yazık ki bugünkü celse de burada değil. Ve ona hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Karıma gelince benden şüphe etse bile gene severdim onu. Herkes bana katil gözüyle bakar. Gazeteciler cinayetim hakkında akla gelmedik olaylar uydurur. Deliller beni mezara götürecek güçle karşıma dikilirken tek beklediğim onun inanmasıydı bana. Beni sevdiğine inanıyorum. Ama gene de gözlerindeki şüphe bana vereceğiniz en ağır bir karardan çok daha önce yıktı beni. Onun için suçsuz bile olsam kendimi savunabilecek ne delilim ne sözüm var sayın yargıç. Manen ölmüş bir insan için ne hapishanelerin demir kapıları, ne mezarın kara toprağı fark etmez. Kararınız idam bile olsa sükunetle karşılamaya hazırım efendim. Bir dakika sayın yargıç. Murat'ın suçsuz olduğuna dair delillerim var. Adem'in hatıra defteri. Allah! Abim intihar etmiş sayın yargıç. Murat'ı kıskandığı için bir mutluluğu kendi ölümünün karanlığına gömmeye çalışıyor. Susalım, susalım! Ölmeden önce her şeyi bütün inceliğiyle yazmış hatıra defterine. Şükürler olsun. Allah nihayet bu mutlu günleri de gösterdi bize. Sana nasıl teşekkür ederiz Sema? Kızınız olursa adını Sema koyarak.